Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Asker moduna güncelle. Tipe bak. Mark sana ne olmuş lan? Asker modu güncellendi. Şimdi askerler artık bak random olarak farklı yüz tiplerine sahipler. İşte sakallısı var, sakalsızı var, sarışını var, esmeri var, kızılı var falan filan. Karışık. Daha iyi oldu bu. Askerler hepsi aynı gözüküyordu çünkü. Şimdi böyle daha iyi oldu. Bak mesela ikisinin de sakalı yok. Göz renkleri falan farklı mesela. Böyle öyle şeyler. Şimdi Mark aslanım. Ne yapıyoruz? Durum ne? Reisim 25 okçu nehirden geçmeye çalışan askerlere düzenli olarak saldırıyor. Fakat kuleden gelen habere göre 3 gemi dolusu asker hanın ilerisinde bekliyor. Muhtemelen saldırı için hazırlanıyorlar. Ayrıca Kustos krallığından bir mektup Kustoslar ne alakalı? Allah Allah. Neymiş bakayım bu? Reis Griff, topraklarınızdaki kargaşanın farkındayız. Kralınız Robert yıllar önce daha kral olmamışken bir savaşta babamı öldürmüştü. Ne alaka şimdi? Krallığınızın durumu benim için bir intikam fırsatına dönüştü. Haneler arasında en güçlü hanenin sizin haneniz olduğunu biliyorum. Bu yüzden size bir teklifim var. Kral Robert'ı devirmeniz için size paralı asker verebilirim. Fakat karşılığında Kral Robert düştüğünde bana aylık 500 gümüş sikke ödeyeceksiniz. Seçim sizin. Kral Philip. Şimdi iyi bir anlaşma değil. İyi bir anlaşma değil. Bir kere biz ulan biz şunu düşünmedik. Biz harbi kralı devirirsek başa kim geçecek? Yarın öbür gün oradan başka biri çıkıp da demesin. Gerçi şehri ben fethediyorum kardeşim. Ben fethedip şehri ben alırsam başa ben geçerim. Ama aylık 500 gümüş sikke diyor sürekli. Aylık her ay 500 gümüş sikke ödenir mi oğlum? Ha şöyle bir şey yapılabilir belki. Bunu anlaşmayı kabul ederiz. Paralı askerleri alırız. Paralı askerleri sadece biraz adam ölsünler diye boşa yollarız. Paralı askerler de ölecek. Sonra bu Kral Philip'e deriz ki yolladığın askerler bir işe yaramadı, anlaşma yatar. Diyebiliriz, bilmiyorum. Şimdilik bu yavaş lan nereye koydum onu ben? Şimdilik burada dursun bu da. Şimdi hanın orada şey varmış. Askerler hanın ilerisinde dedi. Şuralarda falan mı? Köprüden gördülerse muhtemelen. Şuralarda bir yerde toplanıyorlar gibi. 3 gemi dolusu asker diyor oğlum. Az değil. Şimdi bak bizim okçuları belki saldırmaya gidiyor olabilirler. Bizim okçulara da alacak olabilirler. O yüzden ben gideyim okçuları oradan bir alalım. Bir de hem kontrol etmiş oluruz şurayı. Bir şeyler var mı yok mu? Bir şey. Bu kim lan? Yabancı asker. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şahsen benim hoşuma gitmeyen bir mevzu. Bak bu reisin tipi falan farklı. Bunun tipi farklı. Bu çok güzel oldu. Bak askerlerin farklı gözükmesi. Fakat şöyle bir şey var. Bunların skinlerinde artık hepsinin kafasında şöyle deri bir şapka var. Bu çok kötü duruyor bence. Ve bunu şu an kapatamıyoruz. Bilmiyorum. Belki ileride güncellemeyle bunlar çıkarılıp takılıyor olabilirler. Ama şu an bu skinin parçası olduğu için. Böyle bir şey yapılır mı bilmiyorum. Siz de yorumlarda şeyinizi belirtin. Bu modun yapımcısı olan arkadaş Talha'cım canım. O videoları izliyor. Yorumlarda belirtin. Nasıl olmuş? Bu deri şapka iyi mi kötü mü? Sizin yorumlarınıza değer vereceğini varsayıyorum. Şimdi kimsin oğlum sen? Reis Griff, adamlarınız beni içeri almadı. Size uzaklardan bir mesaj getirdim. Sadece size vermem söylendi. Oğlum böyle zırhla gelirsen seni tabii içeri almazlar. Ver bakayım neymiş bu? Bir okuyalım. Reis Griff, ben ölen balıkçı John'un karısı Griselda. Ana lan bizim şeyin neydi o balıkçı çocuk? Ethan mıydı? Onun annesi. Yüzük verecektik bulamadıydık falan. Kocamın ölümü beni yıktı. Köyden ayrılmak zorundaydım. Oğlum benimle gelmek istemedi. Artık koca adam oldu. Kendi kararını verdi. Duyduğum kadarıyla babasının işini devralmış. Size minnettarım. Ayrıca amcanızın ölümü için başsağlığı dilerim. Asıl konu şu. Benim babam Fortis krallığına bağlı bir lord. Kocamla evlendiğimde lüks içinde yaşamaktan sıkılmış ve kendi hayatımı kurmayı planlamıştım. Fakat artık kocam yok. Sadece oğlum kaldı. Krallığınızda iç savaş çıkması an meselesi. Bunu tüm krallıklar fark etti. Oğlumu koruyacağınızdan eminim ama amcanız Reis Harald'a bir borcum var. Size 50 Fortis askeri göndermesi için babamı ikna ettim. Karşılığında bir şey istemiyoruz. Amcanıza olan borcumu ödenmiş sayın yeter. Allah Allah. Neymiş lan bu borç?
Oğlum dur şimdi, zaten okçular almaya gideceğim ya aslanım. Hoş geldin sen köyümüze. Beyler bu adamı yedirin içirin. Bir şey olursa. Tamam mı? Burada istiyorsa konaklasın. Bak işte adamların hepsi böyle gözüküyor. Tipler falan farklı da hepsinin kafasında şöyle bir deri şapka tarzı bir şey var. Şimdi bak bu köylüler de gene çok sırıtmaz bu, neyse de şimdi lord düşün. Yarasın. Lord düşün. Adamın üstünde ne güzel kıyafeti var. Kafasında deri şapka duracak. Çok güzel durmuyor. Şimdi şöyle yapalım. Benim at nerede? Gel oğlum. Şimdi ben gideyim okçuları bir alalım. Okçuları alalım. Geri dönerken bizim çocuğa da söyleyeyim mektubu. Böyle böyle mektup geldi falan diye. Bizim okçularla şey yaparız. Ya da önce çocuğa uğrayıp sonra mı geri dönsek? Neyse dur, önce adamları alayım da sonra çocuğun yanına uğrarız. Zaten geri döneceğiz, şimdi git gel yapmayalım. Bu arada abone değilseniz, abone olursanız ve like atarsanız Niye çıkamadın lan sen? Gidelim bakalım. Oğlum bak. Bu millet şu an var ya, diğer krallıklar akbaba gibi ha. Bizim burada bir iç savaş çıkacak, anladılar. Hepsi yok ben sana yardım edeyim, şunu ver, yok böyle yapalım. Ama bak bu çocuğun annesi bize direkt yardım edecek. Nerede lan bizim adamlar? Beyler. Beni bir takip edin bakayım. Nötr'de kalın, beni bir takip edin. Bunların da tipleri değişti tabi. Güzel oldu ya böyle olması. Harbi güzel oldu. Toplan. Ayrıca artık şöyle güzel bir şey var. Bu askerleri, yani hikaye gereği de farklı insanlarla konuşuyormuşuz gibi olacak. Güzel olacak o. Veya bir lord yaptığımız zaman lordlar birbirinin aynısı değil de birbirinden farklı falan gözükecek. Harbi güzel oldu. Ben balıkçıyı geçtim mi lan? Durun beyler. Balıkçıyı geçmişiz ya. Gelin bakayım benden. Çocuk bu tarafta kaldı. Gel 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 gel. Toplan 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 toplan. Tamam, bunlar beni takip ediyor zaten. Sıkıntı yok. Atı nereye bırakalım? Atı şöyle bırakayım şuraya. Aslanım. Ethan da sarışın mı olmuş? Beyler siz şimdi çocuğun içine girersiniz. Şuraya doğru bir gelin bakayım şöyle. Gel buraya. Onu da algılarsınız ama artık canım. Gel 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 gel. Burada bekleyin. Ethan aslanım nasılsın? Ethan'cım sana bazı haberlerim var. Annem bana bir mektup yollamış. Şu an dedenin yanındaymış. Yani istiyorsan sen de gidebilirsin. Dedenin yanına. Haberin olsun. Hayır reisim. İzin verirseniz size hizmet etmeye devam etmek isterim. Ayrıca bu iş bana, babamdan bana kalan tek şey. Peki aslanım sen bilirsin de bir şeyi soracağım. Annen hiç Reis Harald'a bir borcu varmış. O borçtan bahsetti mi sana? Yaz uzun. Evet, sürekli bundan bahsederdi. Annem ve babam kalede tanışmış. Babam savaşta dedemin hayatını kurtarmış. Dedem de babamı yakın koruması yapmış. Zamanla annem ve babam birbirlerine aşık olmuşlar ve evlenmeye karar vermişler. Fakat dedem bunu onaylamamış. Onlar da kaleden kaçıp buralara kadar gelmişler. Yani yazım hatası. Ironwood'a geldiklerinde aç susuz beş parasız Reis Harald'dan yardım istemişler. Reis Harald'a yaşadıklarını anlatmışlar. Reis Harald hiç evlenmediğini ve çocuk sahibi olmadığını, eğer bir oğulları olursa adını Ethan koymalarını istemiş. Ana. Anne ve babamı evlendirip bir de ev vermiş. Fakat dedem annemin peşinden askerler yollamış ve sonunda onu bulmuşlar. Reis Harald'a annemi teslim etmeleri için birçok ödül vaat edilmiş. Reis Harald böyle bir aşkın değeri biçilmeyeceğini söyleyerek annemi her zaman savunmuş. Yani kısaca bunun annesi ve babası Reis Harald sayesinde hayatta da diyebiliriz. Muhtemelen annesini alıp babasını öldüreceklerdi. Bu çocuk hiç doğmayacaktı falan. Ah lan. Bunun ismini amcamız da vermiş diyebiliriz. Peki aslanım sen gene şey yap burada. İşine devam et. Sen nasıl istersen. O ne lan? Oğlum düşman askeri değil mi o? Paralı askerler. İtin. Ne lan bu? O adamlar siz gelmeden hemen önce başka bir gemiyle geldiler. İri yarı bir adam ellerinden silahlarını alıp hepsini gemiden attı. Sanki emir verir gibiydi. Sinirliydi. Adamları bırakıp gitti. Hala orada bekliyorlar. Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. Şu an umurumda da değil. Ben o adamları keserim beyler.
Beni takip et. Dur bir dur. Nereye sıkıyorsun? Yavaş şuraya gel. Şuraya gel. Vur 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 vur. Vur oradan. Vurun çakal. Ulan ne güzel ok sıkıyorsunuz lan siz. Enayiler. Uzaktayız ya, bizi fark edemediler herhalde. Aslanlarım benim be. Ulan bir kısmı da tepede durdu. İndir indir. Az daha yaklaşsanıza beyler. Az daha gelin bakayım. Daha isabetli. Oğlum. Oyunu kastırıyorsunuz lan. Vur 3-5 tane kaldı ya. Yarısını kestik gibi. Çok fazla ok sıkıyoruz. Oğlum oyun çökerteceğiniz. Nasıl ok sıkıyorsunuz? Vallahi bunlar ok sıkarken FPS düşüyor ya. Ama iyi sıkıyorlar. Bu tabi askerler falan da güncellendi. Bunlar artık çok uzun menzilli yerlere şey yapabiliyorlar. Sıkabiliyorlar yani. Kazma sebebi şu yerdeki oklar bu arada. Orada aşırı fazla ok var şu an. Sakin ol. Sakin ol bir. Gel bir şöyle. Durun burada. Ben bir gideyim bakayım. Belki item item düşmüştür. 3-5 para mara gelir ya. Bir atlayalım bakalım. Yüzelim şöyle. Bak buradaki ok sayısı azaldıkça o kasma şeyi geçer. Hiçbir şey düşmedi mi lan? Vay anasını be. Uzaktan indirdik hepsini. Baksana oğlum ne biçim ok sıkmışız. Neyse tamam. Beyler. Siz burada kalın. Tamam mı? Ne olur ne olmaz. Bak gemi geliyormuş. Ethan'ın yanında durun. Oğlum. Sabit durun. Bir kıpraşıp durmayın. Bir şey olursa Ethan'ı korursunuz. Tamam mı? Düşman gemileri gelme ihtimali var. 3 gemi gelecek diye bir söylentiler var. Tamam mı? Bir şey olursa ben size haber yollarım. Sıkıntılı bir durum olursa geri çekilin. Ethan'ı da yanınıza alın. Köye geri dönün. Tamam mı? Köye geri döneceğim şimdi. Hadi bakalım, bizim adamlar buralarda takılsın. Vallahi enayiler, bedavadan dümdüz asker kestik de o mevzuyu çözemedim ben. Birisi gemiden atmış falan filan emir verir gibiydi diyor. Ne oldu acaba orada? Ne olduğunu bilmiyoruz da neyse. Çok da şu an umurumda değil açıkçası. Bayağı dümdüz adamları kesmiş olduk. Benim işime geldi. Ben gerisini de kurcalamam. Şuradan biz devam edelim. Para falan da çıkmadı değil mi ya? Yok ya, hiç para çıkmamış. Bu arada ben elimdeki para şeyleri, gümüşleri attım komple şeye. Bizim hazineye. Beyler kolay gelsin. Şimdi atı da içeriye geri koyalım. Keşke bu atı çağırdığımız gibi bir tuşla geri yerine yollasak ya. Çok güzel olur ha. Harbi çok güzel olur. Gidelim bir yatalım da. Şimdi o 3 tane gemi mevzu sıkıntı. Yalnız annesi bize bedavadan asker yollayacak. O çok iyi oldu. Bedavadan asker yollaması. Oğlum sen geri dön. Lorduna söyle. Teklifinizi kabul ediyoruz. Ayrıca dur bekle burada. Sana bir şey vereceğim. Annesinin yüzüğünü de verelim. Lan? Yüzüğü nereye koyduk? Aa! Yüzüğü ne yaptım lan ben? Neyse verdiğimizi varsayalım yüzüğü. Yüzüğü ben takmadım değil mi oğlum? Yok ya yüzüğü takamıyoruz zaten. Neyse verdiğimizi varsayalım. O adama verdik yüzüğü, o Ethan'ın annesine geri yollayacak. Yüzüğü geri götürecek yani. Babasının yüzüğüymüş ya. Onu geri yollayacak. Şu karnımızı doyuralım. Evet. Lord işlerini artık buradan devam edeceğiz. Askerlerin böyle güncellenmesi falan güzel oldu. Artık askerlerin, yanlış değilsem, komutanı da var. 3 level olan asker komutan yapılıyor. Komutan şeyine daha bakmadım. Komutan tam ne işe yarıyor, ne yapıyor, ne ediyor ona bakmadım. Ona bakarım. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.